Değerli izleyicilerimiz, TV41 ekranlarından merhaba, hayırlı akşamlar. Ekonomi Kulübü'ne, programımıza hoş geldiniz. Haftanın yayın konu eski bankacı, finans uzmanım, yeminli mali müşavir Sayın Bülent Görer. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Faruk Bey, teşekkürler, sağ olun. Sakin bir hafta geçirdik bu hafta üstadım. Evet. Haftanın evet. Ekonomik verilerine geçmeden şöyle değerlendirdiğimiz zaman, bilhassa bugün Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız, Nurettin Nebati kendisine sorulan bir sorudaki bu yeni ekonomi modelde aksaklıkların olduklarını dile getiriyorlar. Kendisi de aksaklığın olmadığını, sadece hata oluşmadığını, zamana ihtiyaç var olduğunu dile getirdi. Fakat bu arada enflasyon rakamlarının yüksek olduklarını söyledikleri zaman da 2023 Haziran ayına kadar nasip olursa enflasyonun tek haneli rakama indireceklerini dile getirdim. Onun haricinde biz mali müşavirleri ve mükellefler indirilen ve kendisinin de ifade ettiği KDV ile ilgili çok heyecanlı olduğunu söyledi. Çünkü KDV'de bilindiği üzere üreticilerden %1'le aldığımız ama %8 ve %18'le sattığımız artı bazen %18'le alıp da %1 ve %8'le sattığımız olaylar oluşuyordu. Dolayısıyla bu açılımı kendisi sadeleştirileceğini gündeme getirdi. Sadece bunun KDV rakamlarında değil, sektörler içerisindeki karışıklığın ortaya kaldıracağını ve her mükellefin kendi adına ödeyeceği KDV'nin nasıl bir ödeme olduğunu ve hangi kolaylıkla nasıl nereye geldiğini göreceğini dile getirdi. Bu bizim için çok önemliydi. Hatta bunu devrim olarak biliyorsunuz. Evet, devrim öne olarak sürmüştü. Gündeme getirdi. Buradan Şükrü Üstadımıza da geçmiş olsun diyoruz, biraz evet, rahatsız. Evet. O bu programda bunu söylemişti. Dedi ki KDV'de devrim geliyor. Evet. Böyle bir açıklama vardı ama bu devrimle beraber ne olduğunu göreceğiz. Yani biraz belki KDV oranlarında değişiklikleri göreceğiz. Değişiklikler olacak. Uygulamada tabii esas devrim orada KDV iadesinin evet, daha hızlı mükellefe şimdi iadesi olacak. Ama bakalım ne çıkacağını evet, göreceğiz. Onun haricinde faiz indirimi biliyorsunuz üstad, kredi faiz oranlarına yansımadı. Yani ciddi bir hatta bankalarda verilen kredi oranların bir araç alımında %100'ken %80'lere indirildi. Vadeler %48 ay gibiyken 24 aya çekildi. Bundan dolayı tabii tüketiciler biraz sıkıntılı. Bunun ne zaman yansıyacaklarını bekliyorlar. Buna orantılı da hükümet normal şartlarda araçlarda ÖTV düzenlemesi yaptı. Sıfır araçlarda %5 ile %10 oranında indirim gelmiş oldu. Ama bu indirimin ikinci el araç satışlarına fazla yansımadığı gözüküyor ve hareketin olmadığı gözüküyor. Gene oradaki değişim için bir hesaplama yapmışlar Faruk Bey. Evet. Yaklaşık %3,5-5 civarında bir değişim olabileceğini maliyetlerde. Evet. Bazı daha yüksek hacimli motorlarında da %16'ya varan bir indirimlerin söz konusu olabileceğine dair evet, hesaplama yapmışlar. Evet üstadım. Onun haricinde gene hükümet kanadından enflasyon muhasebesine bir erteleme söz konusu oldu bugünkü konuşmada. Tam heyecanlanmıştık. Evet, tam heyecanlanmıştık ama ne yazık ki erteleme var dediler. Tabii bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Onun haricinde kur korumalı mevduat hesabında Sayın Bakanımıza sorulduğu zaman döviz hesaplarının %15'inin evden bankalara aktarıldığını, bunun da yaklaşık 126 milyar TL olduğu söylendi, yanılmadıysam bugünkü haberlerde öyle bir gündem vardı. Son olarak pazartesi günü bir rakam açıklanmıştı. Bu rakam 107 milyar TL'ydi. 126 milyara çıktığını açıkladılar. ama burada önemli olan aslında şu Faruk Bey. Buradaki para nereden geldi? Yani TL'den geçen para var. Buradaki amaç neydi? Kurdaki hareketliliği aşağı çekmek için hep beraber kurdan dönelim TL'ye. Evet. Aslında hedeflenen buydu. Bu hedef birazcık daha ulaşılmadı bu hedefe. Onu görüyoruz. O yüzden işte dualar vesaireler hadi inşallah olacak falan deniyor. Çünkü istenilen sonuç henüz alınamadı. Henüz daha işte bir ayını doldurmadı gerçi bu açıklama biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı açıkladığı tarih 20 Aralık akşamıydı. 20 Aralık'tan bugüne geldiğimizde bir hafta sonra belki bu daha iyi anlaşılır. Hayır. İlk bir aylık dönemde Türk lirasından yine Türk lirası kaynakların ağırlıklı olarak %70 civarında kur korumalı mevduata geçtiğini görüyoruz. Evet, %30 civarı kurdan dönüş var. Bu da yaklaşık
40 milyar 45 milyar TL'ye tekabül eder. Aşağı yukarı 3 milyar dolar demektir. Yani dolar mevduatından yaklaşık %1-1,5 aralığında kur korumalı mevduata geçtiğini söyleyebiliriz. Evet üstadım. Onun haricinde hafta burada bir şey daha bir hatırlatma lütfen yapabilir miyim izninizle? Ankara'dan genel müdür seviyesinde bir bürokratımızın evet bir görüşmemiz oldu. Faruk Bey ile beraber. Bu görüşmede şunu dinledik. Burada hep mevduattaki paranın dönüşü var. Yani kur korumalı mevduatta vadeli mevduat yapanlar için bir ayrıcalık mı var? Benim param vadesiz mevduatta. Ben bu vadesiz mevduattaki paramı neden illa mevduata bağlamak zorundayım? Ben faiz istemiyorum. Bu faizi almak yerine kurdaki hareketlilikten kaynaklanan bir artış olursa bunu değerlendirmek istiyorum dedi. Buradan belki yetkililere bir duyuru yapabiliriz. Sadece vadeli mevduatlardaki artışı yerine vadesiz mevduatta da kalırsa Türk lirası, bu Türk lirasının döviz kurundaki hareketliliğe tıpkı vadeli mevduattaki gibi bir ayrıcalık getirilmesi belki Anadolu'da faize duyarlı olan insanlar için bir dönüşüme fayda sağlayabilir. Bunu da ekranlarımızdan duyuralım. Teşekkür ediyorum üstadım. Onun haricinde hafta başında kurda bir hareketlenme vardı. Yüksek bir seviyeden seyrediyordu. Fakat bu akşam hafta sonunda ben buraya gelirken hafta sonu düşüşlerle kapattı. Dolar 13.55, Euro 15.50, altın 792 gramında. Borsada da tam aksine bir yükselme vardı. 2073-2074 seviyelerinde borsayı bu akşam kapanış yaptı. Bunların doğrultusunda evet değerli üstadım haftanın ekonomik verilerine baktığımızda neler olacak? Şimdi Faruk Bey müsaadenizle değerli üstadımız Şükrü üstadımız olmayınca ben de birazcık daha en azından finansal olarak bazı makro verileri de seyircilerle paylaşmak evet istedim. Çünkü geçen ay IMF ve OECD rutin dünyaya ilişkin bazı verilerini açıkladı. Ben de bu verileri hem Türkiye'nin konumunu daha iyi anlamak hem de mali verileri okurken, ekonomik verileri okurken doğru değerlendirmek için bir parça bakış açısı kazandırmayı hedefledim. Bu yüzden de dünya ekonomisinde Türkiye'nin yeri nerede, Avrupa'da nerede ve bazı gelişmelerde makro bilgilerle yıla başlarken birazcık daha böyle finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla birkaç slayt hazırladım. İsterseniz dünya ekonomisinde Türkiye satın alma gücü paritesine göre nerede diye başlayacağız. Buna başlarken çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi ekranlara yansıyacak olan grafikte gelir yöntemiyle, harcama yöntemiyle veya en son Avrupa Birliği'nin zincirleme, endeksleme yöntemiyle yaptığı büyüme verilerine yanı sıra OECD ve IMF dünya ekonomilerini sıralarken satın alma gücü paritesine göre bir sıralama yapıyorlar. Burada biz neredeyiz? Oradan başlayalım. Çünkü böyle 18. ekonomiyiz, 20. ekonomiye düştük, G20'den düştük denirken Türkiye'nin aslında ilk 10'a girmenin hemen peşinde 11. ülkede olduğunu sizlerle evet paylaşmak istiyorum. Ki bu veriler aslında IMF'nin ve OECD'nin raporlarında yer alıyor. Bunu da unutmayalım lütfen. İsterseniz birinci grafikle başlayalım. Evet, ekranlara yansıdığı üzere Türkiye'yi sarı renkte görüyorsunuz. Türkiye şu anda 11. sırada. Neye göre? Satın alma gücü paritesine göre. Bunu trilyon dolar olarak en altta bir numara dünyada Çin'in olduğunu görüyorsunuz. Sonra Amerika geliyor. Hindistan, Japonya, Almanya, Rusya, Endonezya, Brezilya, Fransa, İngiltere, Birleşik Krallık ve Türkiye. Bu sunumları yaptığımdan beri bu tabloları ben düzenli olarak takip ederim. Gördüğüm kadarıyla ben geçen sene İtalya'yı biraz geriden takip ediyoruz. İnşallah bu sene sollarız demiştim. Mart ayındaki programa bakarsak bu verileri göreceksiniz. Şimdi raporu okuyunca çok mutlu oldum ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü İtalya'yı satın alma gücü paritesine göre Türkiye geçmiş durumda. Şu anda 11. ülkeyiz. Bizden hemen sonra büyük olan da Birleşik Krallık yani İngiltere var. Biraz aramız açık, onu geçmek için birazcık daha çalışmamız lazım hep beraber. Ama ensemizde 3 tane ülke var Faruk Bey. Bir daha bir grafiği ekranlara getirebilirsek. Fransa, Brezilya, evet. Endonezya, İtalya, Meksika, Güney Kore hemen ensemizde. Evet, çok evet yakınız bakın. Önümüzde İngiltere, Fransa, Brezilya var. Biz bu ekranlardan, TV41 ekranlarından sizlere bazen işte Brezilya'yı, Rusya'yı veriyoruz. Endonezya'yı veriyoruz.
Neden bunları veriyoruz? Çünkü çok yakınız. Yani benzer ülkeleriz. Açık ara büyük olanlar aşağıda zaten. Evet. Onlara yetişmek şu anda çok kolay değil. Mümkün değil. Ama belki mümkün değil. Evet Faruk Bey haklısınız. Mümkün değil. En azından benzer ülkelerin niye bu ülkeleri bu ekrandan TV41'den bize anlatıyorlar diye düşünüyorsanız da herhalde faydası olmuştur. Şimdi isterseniz biraz zoom'lu küçültelim ve Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da İtalya'yı geçince kaçıncı olmuşuz? Evet. İtalya ensemizde ama İtalya'yı sollamışız. Çok güzel. Elbette bu 2020 sonuçları ama gayet mutluluk verici. Daha çok yeni OECD ve IMF tarafından açıklandığı için de kıymetli buldum ben. Türkiye Avrupa'da satın alma gücü paritesine göre 4. sıraya geçmiş durumda. Evet. Çok basitçe değerli seyirciler, bu satın alma gücü paritesi nasıl hesaplanıyor? Ne demektir? Bu nereden çıktı diye düşünüyorsanız, bir asgari ücretli işte kaç adet su alıyor? Ya da işte bir hamburger kaç paraya yeniyor? Bir asgari ücretli kaç tane yiyebiliyor diye hesaplıyorlar. Burada artık kur farkının bir önemi kalmıyor. O zaman satın alma gücü dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu hesap oradan geliyor. Yani bunu da en azından kısa da olsa bir not halinde geçelim. Peki Türkiye'nin genç nüfusu var. Bu genç nüfus önemli. Bu genç nüfus çok kuvvetli yanımız diyoruz. Ne kadar kuvvetli? Bir de size nüfus açısından Avrupa'da en azından nerelerdeyiz bunu göstermek istedim. Hep beraber grafiğe bakalım. En altta Türkiye'yi görüyorsunuz. Sarıyla olan bölüm, bakın Türkiye'nin çalışabilir yaş aralığını veriyor. Yani iş gücünü veriyor aslında. Burada göreceksiniz ki %63 civarında bir fark var. Eğer oranlar sizi yanıltıyorsa %63'te ya bir sonraki hemen 59 görünüyor. Demek ki çok fark yok Rusya'yla diyorsanız o kadar da kolay kapanmıyor. %4'lük farklar birkaç milyon demektir ki o birkaç milyon çok kısa bir sürede kapanmıyor. Bu yüzden tekrar grafiği rica edeceğim. İkinci önemli nokta da hemen alttaki sarının solundaki mavi kısım diyelim, daha koyu mavi. Burası da %23. Yani genç nüfus çok daha fazla. 0-14 yaş grubu 23.9, yani 24 diyelim. 63 de sarı bölüm düşünün. Sağda 13. Görüyorsunuz ki 13 gibi 13, evet. 60 yaş üzeri bir insan topluluğu var Türkiye'de. Peki o zaman benzer ülkelere göre baktığımızda grafikte hemen yukarıda göreceksiniz. %20'ler, 25'ler aralığına giden bir yaşlı kesim var Avrupa'da. Demek ki 60 yaş üstü %13'te Türkiye'de çok daha az bir kesim çalışılabilir ya da daha genç nesil arkadan gelen kuşak ise ciddi anlamda %24'lere dayanmış vaziyette. Bu bizim nüfus gücümüzü hem tüketim açısından hem insan gücü açısından çok kıymetli buluyoruz. Peki bu insanlar var. Bu insanlara düşen kişi başı gelir ne olmuş Türkiye'de? İsterseniz bir de şöyle son 15 yıla bakalım ya da 20 yıla bakalım. Evet 20 yıllık çıkarmışız. 20 yıllık süreçte biz Türkiye'de 3600 dolardan 12.582 dolara çıkmışız. 2013 yılından sonra ise grafikte çok rahat görüldüğü üzere bir ivme kaybı var. Yaklaşık 2009 seviyesine, 2006'nı biraz daha üstünde bir seviyede 2020'yi kapatmışız. Demek ki biraz gelirimizde düşüş var. Dolar cinsinden. Evet. Dünyada bütün bu kriterler dolar olarak takip edildiği için biz de bunu dolar olarak takip ediyoruz. Bütün ülkenin de ekonomik kurmayları bunu takip ediyorlar. Peki bu kişi başı gelir giderken Türkiye'de sanayi nasıl gidiyor? Birazcık bunu konuşacağız. Sanayiye baktığımız vakit ise sanayi üretim endeksi açıklandı bu hafta. Sanayide büyüme devam ediyor. Bu büyümeyi görüyorsunuz ki 2005 yılından itibaren artan oranda bir tek iki dönemde eksiye düşmüş grafikten aşağı inişler var. Birisi 2008-2009 kriziyle dünya krizi, bir tanesi de yine dünya krizinin 2020. olduğu ya da pandeminin olduğu dünyasal etkide küresel bir etki var. Dolayısıyla ondan sonra Türkiye ekonomisinde sanayi her zaman çok iyi gitmiş diyebiliriz. Sanayicilerimiz zaten bizim medarı iftarlarımız. Peki burada sanayide imalat sanayi kapasite kullanım oranları nasıl? Biraz da bunu gösterelim istedik. Yine benzer şekilde en son 78 olarak açıklandı biliyorsunuz yine bu hafta. Ve gördüğümüz kadarıyla yine sanayi üretim endeksi ile beraber
sanayinin artışını görüyoruz. Bu da bize imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının artmasını doğruluyor. Bunu da memnuniyetle takip ediyoruz. Peki sanayici bu kadar mutlu. Kişi başı düşen bir gelirimiz var. Tüketici ne diyor bunu işe? Tüketicinin güven endeksi de biliyorsunuz ki Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Burada bir ivme kaybı var diyorduk sizlere. İsterseniz bu grafikte bu ivme kaybının ne kadar olduğunu size bir gösterelim. Buyurun. 15 yıllık serüvende bakın %100 seviyesinden şu anda diplere vurmuş, 68'lere gelmiş bir tüketici güven endeksi var. Dolayısıyla tüketici güven endeksinde bir ciddi bir kayıp var. Bu kayıplarda sağda iki tane sert iniş var ki bunların her ikisinde de kur ataklarının olduğu dönemler. Birisi 2018, biri de 2021'in son döneminde tüketiciler demek ki kur böyle inanılmaz sıçradığında hemen bir güven kaybı yaşıyor, kendini iyi hissetmiyor demektir. Ya da iyi hissetmeyen bir tüketici grubunun çoğunluğu var diyebiliriz. Bu Allah'tan işsizliğe yansımamış Faruk Bey. Evet, işsizlik verisi biliyorsunuz açıklandı. İşsizlik verisine isterseniz bir de bakalım. Şöyle yıllar itibariyle nasıl bir seyri göstermiş. 2005 yılından beri işsizlik verisine baktığımızda 9,5'lar seviyesinden en yüksekte işsiz olduğumuz dönem yine kur ataklarını takip eden, hatırlarsanız takipteki kredilerin de arttığı bir dönemde 2009-2019 senesiydi. Evet. Bu 2019 senesinde de 13,7'ye çıkmıştı. Pandemi süresinde birazcık daha yükselmişti ama geçen sene Kasım'a baktığımızda 12,9'muş. Bu sene Kasım'da 10,9 olarak iyi gidiyor. Burada Faruk Bey işsizlik Kocaeli'de nasıl? Kocaeli'nde işsizlik şu anda yok denecek derecede. İşsizlik sayısı düşüyor üstadım. Niye? Kocaeli çünkü sanayi bölgesi, artı hizmet sektörü, tarım bölgesi. Yani baktığınız zaman insanların çalışan kişileri de bilhassa hizmetlerdeki 16 milyon 500 bin yakın insanın en büyük bölümü Kocaeli'nde olduğundan dolayı işsizlik oranında düştüğünü görüyoruz. İşveren işçi arıyor ama bulamıyor. Hatırlarsanız geçen programda yine konuğumuz, üstadımız Mustafa Uysal evet. vardı. Şükrü Üstad bir laf etti. Dedi ki biz dedi Bülent de dedi bugün dedi iki tane fabrikaya gittik. Fabrikanın kapısında vasıflı vasıfsız işçi aranıyor dedi. Evet. Gerçekten de değerli seyirciler biz bunu görüyoruz. Yani işsizlik yok demiyoruz. Bunu tabii ki söylemek mümkün değil. Genç işsizlik inanılmaz yüksek. Her üç tane gençten bir tanesi işsiz. Zaten biliyorsunuz yeni stratejik hedefler içerisinde genç işsizleri istihdama katmak için ciddi teşvikler var. Teşvikler var evet. Işte. Bu geçen teşvikleri haftada, sizler takip ediyorsunuz. Tabii Cumhurbaşkanımızın da açıklamasında biliyorsunuz. Bilhassa üniversite mezunu olan kişilere ilk defa istihdam edilecek doğrultusunda işverenlerin alması halinde bayanlarda 110 bin lira, erkeklerde 100 bin lira bir teşvik getirildi işverene. Bu da çok ciddi bir rakam. Şimdi işveren işçi arıyor fakat işçiyi ne yazık ki bulamıyor. Bu da neden kaynaklanıyor? İnsanların artık iş beğenmemezliği mi diyemeyeceğim veya farklı düşünceleri mi var? Oysa ki insanlar eğer kalkar da müracaatlarını yaparsalar işverenler de bunları değerlendirerek çok kişi işsizlik istihdamını çözmüş olacaklar diye düşünüyorum üstadım. Kesinlikle o bahsettiğiniz hibeler var KOSGEB'in evet. verdiği. Bir de kredilerde kamu bankalarından biliyorsunuz. Kamu bank, evet. Kişi başı 80 bin lira kredi verdiler. Evet. Bu krediler de bence kıymetliydi yani onu da unutmamak lazım. Evet. Ama uygulamasında nasıl var? Hani onu da çok belki biraz takip edip sonraki programlarımızda bunu anlatmaya çalışalım. Evet. Peki işsizlik verisinde böyle bir %10,9'a gelmiş bir işsizliğimiz varken hangi sektörde kaç kişi çalışıyor? Biraz da dedik ki yani insanlara bunu söyleyelim. Yani sanayide kaç kişi çalışıyor? Sanayi üretimi iyi gidiyor diyoruz ama kaç kişiyi destekliyor aslında? Ya da bu pandemi döneminde hizmetler sektöründeki düşüşü gördük. Birçok yer kapandı. Hizmetler sektöründe kaç kişi çalışıyor? Size bunu göstermeye çalıştım. Bakın tarımda 4,5 milyon kişi yaklaşık. Sanayide 6,5 milyon. İnşaatta 2 milyon. Ve hizmetlerde 16,5 milyon. Evet. Bu hizmetler dediğimiz çok değil mi? Çok Faruk tabii ki üstadım. Şimdi burada kafeteryalardan tutun, sinemalardan tutun, kuaförlerden tutun. Yani mali müşavirler dahil. Yeni evet. mali müşavirler evet, dahil. Bunlar hepsi hizmet alanına giriyor ve bizde 16 milyon 500 bin kişinin çalışması istihdam edilmesi büyük bir rakam. Ama bunu da tabii daha da ileri günlerde arttıracağız diye düşünüyorum üstadım. Hadi inşallah diyelim. Evet, temel ekonomik verilerden bir tanesi de enflasyon. Enflasyonu hatırlarsanız biz size geçen hafta sunmuştuk.
Enflasyon verisi açıklanmıştı. Yılı çok yüksek bir enflasyonla kapatmıştık. 36.8 gibi. Bunun dünyayla Türkiye'nin neresinde bu işin, yani biz ne kadar uzağındayız? Böyle bir IMF yine bir tablo çıkarmış. Biz bu tabloyu sizlerle paylaşalım istedik. Bakın, en altta gelişmiş ülkeleri görüyorsunuz. Bir üstünde dünya ortalaması var. Hemen üstünde bizimle aynı ligde olan, gelişmekte olan ülkeler var. Ve Türkiye var. Türkiye bütün dünyanın da, gelişmiş ülkelerinde, bizim benzer ülkelerinde çok üstünde seyrediyor. Özellikle 2018 ve sonrasında ise ciddi anlamda yükselmiş. Buraya artık 2021 verileri girdiğinde seneye de dünyayla beraber bu grafiği tekrardan göreceğiz ki biz yine yukarı doğru bir gidiş burada herhalde grafik biraz daha böyle mavi yukarı doğru çıkacak görünüyor. Peki bu veriyi verirken bir de yine bu hafta sizlerle şunu paylaşmak istedim. Merkez Bankası'nın bir beklenti anketi var. Bu beklenti anketine göre piyasa katılımcılarına soru soruyor. 12 ay sonra ne bekliyorsunuz? 24 ay sonra ne bekliyorsunuz? Bakın, burada beklentilerde bir artış var. Ekranlara yansıdı. %21.4 diyelim bir beklenti var. Ne zaman? 12 ay sonraki enflasyonun bu seviyede olacağını. Şimdi Faruk Bey programın başında dedi ki evet, ne zaman? Üstadım, ne zaman değil mi? Faiz mi? Faiz sebep enflasyon sonuç mu? Yoksa kur sebep enflasyon mu sonuç? Böyle bir soru yöneltirsem size, ne dersiniz Sayın Üstadım? Harika bir soru Faruk Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bakın, o zaman bir grafiği tekrar rica edebilir miyim ben? Grafiği bir daha görelim değerli seyirciler. Bakın, enflasyon onların altında 2017'de. Hemen yukarı çıkıyor beklentilerle beraber 2018 Ağustos ve sonrası dönemde. Sonra tekrar aşağı iniyor onlar seviyesine ama 2021'in son çeyreğinde yine yükselmiş. Dolayısıyla aslında biz bu ekranlardan, TV41 ekranlarından seyircilerimize enflasyon çeşitlerini anlatmıştık. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi ithal enflasyonuydu. İthal enflasyon kur artışıyla beraber ülkemize giren enflasyondu. O halde aslında hani faiz sebep enflasyon sonuç mu yoksa kur sebep enflasyon sonuç mu dediniz? Evet işte. Sanki burada kur biraz daha enflasyonu körüklüyor gibi. Çünkü ithal enflasyon tarafında Türkiye'nin uğradığı daha büyük herhalde darbe oluyor bu anlamda. Bunu da burada tekrardan hatırlatmış olalım. Peki kurla ilgili olarak Türkiye'ye döviz girişi noktasında nasıl bir giriş olmuş? İhracat rakamlarımız nasıl gidiyor? Bir de ona bakalım isterseniz. Evet, yıllık ihracat milyar dolar cinsinden yine baktığımızda 2013 seviyesinde 161 milyar dolarken 2021 seviyesi biz 220 milyar dolar seviyesinden kapattık. 2022 hedefimiz daha yüksek. Daha yüksek, evet. 250 milyar dolar. 250 milyar, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu açıkladı. Açıklamıştı. Evet. Dolayısıyla ihracatımızdaki artış trendi güzel, olumlu. Bu sene gerçekten iyi bir ihracatımız var. Onu da grafikten gördü zaten seyircilerimiz. Evet. Peki ihracat böyleyken ithalat ne durumda? İsterseniz ona bakalım ama burada belki şunu söylemekte fayda var Faruk Bey. Bir, biliyorsunuz İstanbul Sanayi Odası'nın bir verisi daha açıklanıyor. Sanayi Odası çok güzel takip ediyor ve diyor ki ihracat iklim endeksi nasıldır? Evet, işte. İhracat önümüzdeki süreçte nasıl gidecek, ona bakalım. Burada bir parça endişe gördüm ben. Bu endişeyi paylaşmak istiyorum. Grafiğin en sağında bir düşüş var. Bakın 53'e geriledi. Bu Şubat ayından beri, yani 2021'in Şubat ayından beri en düşük seviyesi. Bu en düşük seviyeye geldi. Şu anda 53'e gerilemiş vaziyette. Hani her şey çok güzel diyoruz. İhracatta büyük bir hedef koyduk ama İstanbul Sanayi Odası gibi önemli bir kuruluşun yaklaşık 20 yıllık ekranda gördüğünüz grafiğine baktığımızda evet, yine 2008 krizinde bir düşüş var. Pandemide çok dar olan bir V görüyoruz sağ tarafta. Yukarı giden bir endeks vardı. Yani beklentiler iyiydi ama Şubat'tan beri bir düşüş var. Yani ihracat artıyor ama ortam sanki bunu böyle bir parça geriliyor gibi düşünüyorum. Bunu gördüm. Bu veriyi de seyircilerimizle paylaşmak istedim. Dolayısıyla 53 ile sonuçlandı. Bu hafta açıklandı. Ben de ihracatta
bir parça bir endişe mi var diye seyircilerimizi bilgilendirmek istedim. Şimdi ithalata bakalım isterseniz. İthalat ne durumda? İthalata baktığımızda yine dolar cinsinden Türkiye'de 260 bandında giden bir ihracat, ithalat var diyorum ben. Evet, evet. Gerçekten bu band biraz aşağı inmiş. 2016'da 202 milyar dolara inmiş. Ama 2021 senesinde yaklaşık 265 milyar diyelim. 265 milyarla kapatmış gibi görünüyor. 220 milyar ihracat vardı demek ki. 265 milyar da ithalatımız var. İthalatımız. Evet. Burada bir fark oluyor. Dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama oranında bir iyileşme var. Peki bu ithalatta makina ve teçhizat yatırımı ne kadar? Üstadım, oraya ithalat noktasına makina ve teçhizat geçmeden bir reklam arası verelim. Reklam arası tamam. Kaldığımız yerden peki. Devam edelim. Hay hay. Evet üstadım. Evet değerli üstadım, yıllık ithalat milyar doları bahsederken bunun ne kadarı makine ve teçhizatla ilgili ithalatı yapıldı? Orada kalmıştık reklam evet, öncesi. Orada kaldık. Evet, oradan devam edelim. Edersiniz. Buyurun üstadım. Şimdi efendim değerli seyirciler, 265 milyar dolar bir ithalat var dedik. Bu ithalata baktığımız zaman bunun 5'te 1'i kadar makine ve teçhizat ithalatı. Yani yatırım malı olarak gelen sadece bunun 5'te 1'i. 5'te 4'ü ise ara malı ve tüketim malı olarak görüyorsunuz. Bakın makine teçhizatta geçen sene 50.5 milyar dolar ithalat var. Fena bir yatırım değil ama toplam ithalattaki payına baktığımızda 5'te 1 bayağı düşük bir oran. Evet. Geri kalan ara malını ve tüketim malında. Mesela bu tüketimi kısmak için bazı önlemler alıyorlar. Hatta programın başında Faruk Bey isterseniz tekrar edebilirsiniz. Yani burada değil mi? Yani mesela bir tüketim malı ya da... Tabii ki üstadım, yani orada daha evvelden biliyorsunuz ithalatı normaldi ülkemizde, her şey seyrinde giderken. Şimdi ithalat konusu üzerinden yapılan kredilendirmede ve faizlendirmelerde biliyorsunuz eskiden bir aracı alırken %100'üne kredi kullanabiliyordunuz. Evet. Bir diğer ara mamullerinde de aynı şekilde yapıyoruz. Ama şimdi ne yaptı? Hükümet politikasını değiştirdi. Belki de ithalatı kısmak maksadıyla yaptığı bir şey. Kesinlikle. Gündeme geldi. Artık bir araç alışında %100'ünü değil ancak %80'ini kredi olarak size kullandırıyor. Bu birincisi. İkincisi, eskiden 48 ay vadelik bir vade farkı varken şimdi 24 aya bunu indirmiş oldu, kısıtlamış oldu. Bu da tahmin ediyorum ki herhalde ithalatı kısıtlamak için yaptığı bir yöntem olarak görebiliyorum üstad. Çok doğru. Hatta mesela cep telefonu tüketim malı evet, olarak çok karşımıza çıkıyor. Evet. Cep telefonunda da yine benzer bir şekilde 5000 liranın altına daha uzun vade, 12 ay vade, evet, 5000 liranın üstüne olan telefonları ise 6 ay vade gibi kısalttılar. Yani evet, 6 ayda ödeyemiyorsan bunu alma. 12 ayda alabileceğin daha ucuz telefon al, tüketimi biraz kısmaya yönelik. Bunlar hepsi evet, çok teşekkür ederim. Rica o zaman yatırım malına bir kez daha bakalım isterseniz. 15 numaralı slaytımızı tekrar ekranlara getirelim. Türkiye 2021 senesinde 50.5 milyar dolarlık yatırım malı ithal etmiş. Bunu da aklımızda tutalım. Evet. Peki değerli seyircilerimize o zaman bu ithalatın ve ihracatın evet, sonucunda bir denge oluşuyor. Biz dış buna ticaret dengesi, dış ticaret dengesi diyoruz. Evet üstad. Bu dış ticaret dengesi bir şey ifade ediyor mu? Yani 265 milyar dolar ithalat yapmışım, para ödemişim. Karşılığında 220 milyar dolar ihracat yaparak para getirmişim. Açığım var ne kadar? 45 milyar dolar. Evet. Bu bir şey ifade ediyor mu? Tamam, bir rakam, belki milyar dolarlar konuşuyoruz ama bunu değerli seyirciler, ülkeleri karşılaştırırken evet, kendi ülkesinin gayri safi yurt dışı hasılasına bölerek bakıyorlar. O zaman böyle böldüğümüzde burada oranlarda hangi ülkeye göre iyiyiz, hangisine göre kötüyüz diye bir grafik hazırladım sizler için. Bir de buna bakalım isterseniz. Bakın sağda çizginin altında kalanlar açık verenler. Yani evet, ithalatı daha fazla olan ülkeler. Solda çizginin üstünde olanlar ihracatı ithalattan hı, daha fazla olanlar. İhracat gelirimiz keşke bizim de fazla olsa, çizginin üstünde olsaydı, solda olsaydık ama evet, çizginin altında sağda kalmışız.
Solda olanlar keyfi yerindedir. Şimdi sağdakiler kimler? Bakalım. Malta var en kötü. Hırvatistan var, Yunanistan var. Lüksemburg, Romanya var, İngiltere var. İngiltere çok ithalatçı olduğu için. Evet. Sonra Türkiye. Portekiz, Letonya, İzlanda, İsrail, Amerika, Bulgaristan, Fransa, Estonya, İspanya. Artılara bakalım. Tamam. Artılara baktığımız zaman da üstadım en başta İrlanda, evet. Çekya, Hollanda, Rusya, Almanya, Slovenya, Belçika, İtalya, İsviçre, Danimarka, Macaristan, Polonya, Slovakya. Keşke biz de bunların yerine burada ihracatta almış olsaydık bu çizginin üst tarafında çok süper olurdu ama bunlar tabii zamanla olacak ülkemizde üstad. İnşallah diyelim. İnşallah. Bunu da sol tarafa geçeceğiz. Evet. Biz de çizginin üstünde kalacağız. Evet. Burada iki tane belki ülkeyi konuşmakta fayda var. Solda çizginin solunda kalıp yani artıda olan ülkelerden bir tanesi Almanya. Almanya ihracatta dünya lideri. Evet. İnanılmaz disiplin çalışan, üreten sanayi ülkesi. Hemen onun üzerinde artıda olan ise Rusya. Rusya'da aslında bir sanayi yok ama işte doğalgaz, petrol ihracatıyla beraber ciddi bir gelir elde ediyor. Bu gelire baktığımızda biz hep Rusya'yı karşılaştırırız. Kendi benzer ülkeler sınıfında ama Rusya'yı gördüğünüz üzere ciddi anlamda ihracattan gelen bir para var. Evet. Şimdi ekranlara yansıdı ama biz de ona geçelim. Madem öyle cari işlemler dengesini. Evet, sevgili yönetmenimiz hızlanın demek istedi herhalde bize. Efendim burada cari işlemler dengesi de bir denge daha var. Evet. Önce onu anlatacaktım ama ne olduğunu. Şöyle kabaca söyleyeyim. İthalatı, ihracatı konuştuk. Üstüne para giriş çıkışları var. Borçlar var, krediler var, fonlar girip çıkıyor. Bunları dikkate aldığımızda ise Türkiye ve dünyada bunu cari işlemler dengesi olarak adlandırılıyor. Yine biz çizginin altında sağda cari işlemler dengesinin yine gayri safi yurt içi hasılaya oranına baktığımızda 2020 sonu itibariyle yine bunu OECD ile IMF'in raporlarından derleyerek çünkü buraya alıyoruz. O yüzden daha geriden geliyor. Ama çok değişmez. Yani aşırı bir değişim olmaz burada. Bizden hemen sonra sadece Yunanistan'ı görüyorsunuz. Burada Yunanistan'ın üzerinde Türkiye görünüyor. Romanya, İngiltere, Hırvatistan olarak devam ediyor. Tekrar slaytımızı getirirsek çizginin solundaki ülkeler hangi ülkeler? Yine Hollanda var. Bakın Hollanda az önce cari işlemler dengesi artı. Dış ticaret dengesinde de hemen ilk üçteydi. Litvanya, Danimarka, yine Almanya'yı görüyoruz. Almanya. Çok Lüksemburg da terse dönüyor. Yani Lüksemburg'da cari işlemler dengesinde artıdayken tam tersine sadece dış ticaret olarak bakarsak eksideydi. Evet. Demek ki Lüksemburg'da daha fazla para giriş çıkışı var. Evet, bu anlamda artıya geçiyorlar. Bu şöyle önemli. Mesela cari işlemler dengesi açıklandı bu hafta. 2.6 milyar dolarlık bir cari açık verdik. Bu cari açık geçen seneye göre bir parça daha iyileşmiş vaziyette. Geçen aya göre de daha iyileşmiş vaziyette. Dolayısıyla Faruk Bey'in dediği gibi aslında şu anki ekonomik politikaların tüketimi azaltmak, ithalatı kısmak üzerine bir politika olduğunu düşünebiliriz ki burada daha iyileşme ülkelerin genel olarak kırılganlık seviyesini azaltma yönelik oluyor. Peki bu cari dengeyi oluşturanlar neler? Hangi başlıklar? Sizlere güzel bir cari dengenin bileşenlerinden mi bahsediyoruz? Bravo Faruk Bey. Nelerden oluşuyor bu cari denge? Evet. Hep konuşulan enerji olmasaydı ne olurdu? Hani bir enerjiyi çıkarınca cari denge nerede? Evet. O zaman pozitife geçiyoruz ya. Bir de ona bakalım isterseniz. Hangisi aşağı çekiyor? Hangisi yukarıya taşımış? Evet. Aşağı çekene baktığınız zaman gerçekten de kırmızı olan enerjiyi görüyoruz. Enerjiyi görüyoruz. Enerji evet, eksili olduğu aşağı için çekiyor. Efendim hizmetlerden gelen yani ihracattan gelen ve mal ticaretinden gelen cari denge fazlası bize yetmiyor. Dolayısıyla eksik bir cari açıkla biz karşı karşıyayız. Burada enerjinin aşağı çektiğini görüyoruz. O yüzdendir ki enerji politikalarımız çok önemli. Geçen hafta yine sanayi kuruluşlarımızın bir tanesinde çok önemli bir sanayici Kocaeli'de kulakları çınlasın kendisiyle konuştuk. Enerji çok önemli dedi. Gerçekten de enerjiye özel bir slide hazırlıyorum. Bir sonraki sunumda da bunları seyircilerimizle paylaşmak istiyorum. Enerji burada bizi cari dengede aşağı çekiyor. Doğrudur. Burada bir kalem var. Çok konuşuluyor değerli seyirciler. Belki görmek istersiniz. Net hata noksan nedir? Net hata noksan kalemi bu cari dengeyi ne kadar etkiliyor? İsterseniz buna bakalım. Bakın cari dengeyi en üstte eksi olarak görüyorsunuz. 2.6 milyar dolar eksi vardı. Evet üstad. Finansman ihtiyacından
çıkışlar var demektir. Çizginin sıfırın sol tarafında eksi dolduğumuz kalemler. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artıştan gelen paralar var. Mevduattaki artışlar var. Portföy girişleri var. Ve neticede net hata noksan en üstteki sağa doğru mavi kalem ciddi bir para girişi var demektir. Yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesinde bir rakamdan bahsediyoruz. Bu kalem olmazsa cari işlem açığımız çok daha yüksek çıkacak. Evet üstad. Peki bu net, net hata ve noksan nereden geliyor üstadım? Nereden geliyor? Aslında bavul ticareti. Bu rakam niye bu kadar büyüdü? Evet. Bavul ticareti de olabilir. İşte Suriye'den bir sürü insan geldi 2011 sonrası. Onlardan da para Irak'tan geldi. Irak'tan gelmiş olabilir. Bravo, Irak'tan geldi. Afganistan'dan gelmiş. Afganistan'dan geldi. Yani gelenler var çünkü. Dışarıdan geliyor. Yani evet. Kayıt dışı bir para geliyor dışarıdan. Evet. Bu para nereden geldiği belli olmayan bir para olarak piyasada tabir edilir. Buradaki bu boyut nasıl bir boyutta? Yani son 30 yılı seyircilerimizin görmesi için bir grafiğe yansıttığımızda net hata ve noksanların grafiğinden sadece var, net hata ve noksan evet. kaleminin tutarı ne kadardır? İsterseniz buna bakalım. 12 ay birikimli net hata noksan kalemi 92'den 2021'e kadar değerlendiriyoruz ama burada normal baktığımız zaman 2008'lere kadar hatta 2007'ye kadar kalp grafiği gibi görürsek çok sakin. Güzel gitmiş, sakin evet. gitmiş. 5 yukarı 5 aşağı gibi. 2008'den 2021'in sonuna kadar 2022'nin bu ayda dahil olduğunu düşünelim üstad. Grafik çıldırmış. Yani demek 2021'de yaklaşık 20 milyar dolara çıkmış. Evet. Şimdi nereden geldiği belli olmayan hata 20 milyar dolar olunca bu tabii yani böyle yana doğru 2007'den sonra evet. bir büyüme var. Evet. Gerçekten bu ilginçti. Son 12 ayda baktığımızda bu 2018'de bakın kur ataklarının olduğu dönem yine çok ciddi yukarı gitmiş. Yaklaşık 23 milyar dolar seviyesine çıkmış yıllık olarak. Sonra pandemide gerilemiş. Demek ki turistler geliyor vesaire. Buradan bir para harcanıyor. Bu da olabilir. Çünkü pandemide kapandık. Kapanınca para çıkışı var. Yani hiç evet, para gelmemiş. Gelmemiş. Sonra tekrardan para girmeye başlamış 2021'de. Yeniden yıllık olarak 20 milyar dolar seviyesinde birikimli olarak gelen bir paradan bahsediyoruz ki önemli bir kalemdi. Çok tartışılıyordu. Net hata noksan kalemi ne kadardır? Nasıl bir dalgalı seyri izliyor? Onları göstermeye çalıştık. Peki bu nereden geldiği belli olmayan bir para var dedik. Evet, nereden işte. Geldiği belli olan para da var. Öyle değil mi? Doğru, bir de buna bakalım. Biz buna doğrudan yatırım yabancı sermaye girişi olarak adlandırıyoruz. Ve bunu da size şöyle bir yaklaşık 20 yıl ve ondan önceki de 10 yılı tek kalemde çünkü çok az giriş vardı. Sol tarafta en az 1.1 milyarı 93 ile 2002 arası giriş. Sonra yaklaşık 20 yıllık süreçte nasıl yıllar itibariyle dalgalanmış şöyle bir bakalım. Bakın 2004 senesinde 32 sayılı Türk Parası'nı Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle beraber ciddi bir para akışı başladı. Evet. Burada 2005'te 10 milyar, 2006'da 20 milyar. 20 milyar. 2007'de 22 milyar, bakın, 2008'de 19.9. Hemen sonrasına bakın Faruk Bey. Ondan sonra 2009'da 8.6 iken 2010'da 9.1. Yani. 2011'e geldiğimiz zaman orada asıl önemli olan nokta istedim. 2011'in 16.2 iken evet. 12, 13, 14 yıllarımıza baktığımız zaman aynı seviyedeyiz. 13 milyar. Evet. 13. Her yıl 13 milyar para geliyor. Evet üstad. Nereden geldiği belli. Adresi belli. Doğrudan 2015'te bir anda rakam yine artmış. Artmış. 19.3'lere çıkmış. İyi bir sene olmuş. Evet. Doğrudur. Sonra ondan sonra tekrar düşüş eğilimine geliyor. Ele 2020'de 7.6, 2019'da 9.3, bu yıl 2021'de de 12.7 ile 7 milyar olarak sermaye girişinde evet, yani yabancı sermaye girişiyle kapanıyor. Gerçekten. Evet. İyi para fena değil ama biz 22 milyar dolarları görmüş olan yine, evet. Kulakları çınlasın. Üstadımıza selam olsun. Şükrü Üstadımız hani hatırlar mısınız bir ekonomi değerlendirmesi yapmıştı ve dedi ki bir para geldi ama o parayla biz gittik, araba aldık, ev aldık, borçlandık kredi, evet. böyle büyüdük. Sonra o para gelmemeye başladı. Evet. Gelmedi de iyi oluyor belki ama yani sıcak para anlamında doğrudan yatırımların daha da artmasını tabii ki bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Peki sermaye girişi Türkiye'ye geldiğinde hangi vadede geliyor? Hani sıcak para, soğuk para nasıl gelmiş? Vadesi nasıl? Direkt portföyle mi gelmiş? Kısa vadeli mi gelmiş yoksa uzun vadeli mi gelmiş? Bir de buna bakalım isterseniz. Bakalım tablomuza evet. Evet. Burada çizginin sol tarafındakiler çıkışları, sağ tarafında da girişleri görüyorsunuz toplamda. Renklere baktığınızda ise
İşte uzun vade, kısa vade. Sarılar uzun vadeyi gösteriyor. İşte soldaki maviler kısa vadeyi. Doğrudan yatırımlar var, daha koyu olan. Evet. Açıklarda portföy yatırım dediğimiz bir hisse senedi tahvile giriş çıkışlardan bahsediyoruz. Bakın burada çok uzun vadenin, tabii sarı olan çizginin daha uzun olmasını ya da doğrudan yatırım koyu lacivert çizginin çok olmasını isteriz. Örneğin evet, sizin az önce bahsettiğiniz Faruk Bey 15 milyar doların girdiği 2015 yılında, 19 milyar doların girdiği 2015 evet, yılında sarıyı görüyor musunuz? Ne evet, kadar uzun bir sarı çizgi var orada. Evet üstad, görüyoruz. Hep uzun vadeli para gelmiş. Yani uzun vadeli sermaye girişi olmuş. Şu anda öyle çok bir güzel, yok. Artı doğrudan yatırımlar gelmiş. Bu gerçekten çok pozitif ve insanı böyle sevindiren, Türkiye'ye geldi mi gitmeyecek ya da çok uzun vadede çıkacak en azından, kolay kolay çıkmayacak bir paradan bahsediyoruz. Maviler artıyorsa bir stres var, kısa vadeli geliyor. Belki bir güven problemi, belki bir stresli bir ortam var dünyada ya da Türkiye'de hissedilen, bunu görüyoruz. Bu para giriş çıkışlarını gösteren vade yapısını, ya işte kısa vadede mi geliyor, uzun vadede mi geliyor diye merak edenler için böyle bir tabloyla en azından hafızalarda kalmasını sağlayalım. Ara ara da bunu tekrardan göstermeyi hedefliyoruz. Peki bu kadar para geldi, bu kadar para çıktı, sermaye girişi var. Net hata 90 var. Cepte ne kalmış? Merkez İsterseniz Bankası'nın brüt döviz, bakalım Merkez Bankası'na bak. Evet, brüt döviz rezervlerine bakalım. Merkez Bankası'na baktığımızda 2002 yılından 20 milyar dolardan yaklaşık 120 milyar dolarlara yaklaşan bir Merkez Bankası rezervlerinden sonraki yıllarda 2013'ten sonra erimeyi, 2018 ve sonrasındaki ciddi sağdaki çukuru erimeyi görüyorsunuz. Tekrar bir toparlanma var. 31-12-2021 itibariyle değerli seyirciler 72.6 milyar dolar seviyesinde Merkez Bankamızın... Var mı peki üstadım? Var mı? Net cevap. Net cevap. Efendim bu para aslında bizim paramız değil. Evet. Nasıl bizim paramız değil? Net rezervlerimiz gerçekten çok azaldı. Evet. Ama isterseniz bunu ben de hani çıkardım, dedim ki bu para kimin parası? Ya böyle bir para var mı yok mu? Yani brüt rezervler diyoruz, net rezervler diyoruz. Bu Merkez Bankası'nın yayınladığı, Maliye Bakanlığı'nın, Hazine Maliye Bakanı'nın yayınladığı bir grafikti. Sizlerle paylaştım. Bu grafiği arkasında kalem kalem biraz açarsak ne var? Bir de ona bakalım. Evet üstad. Swap'la gelen para var. Bu para var mı? Swap'la gelen bir para. Ne kadar? 58.5 milyar dolar. Evet. Vatandaşın, şirketlerin bankalarda döviz parası var. Bunun %20-25'lik oranında bir zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'nda park eden yaklaşık 70.9, yani 71 milyar dolar var. Evet, işte dolayısıyla aslında eksi 56 milyar dolar kendi parası olduğu için artıya geçiyor diyebiliriz. Yani bunların hepsini topladığımızda artı artı eksi 72.6 milyar dolar var şu anda. Peki Merkez Bankası'nın bu anlamda belki sizin var mı yok mu diye Faruk Bey sordunuz. Şunu söyleyebilirsin. Yani buna net döviz pozisyonu diye baktığımızda evet işte, swapların başladığı 2018 ve sonrasında nasıl bir seyir var? Artıda mıyız, eksiğde miyiz? Belli kredi limitleriyle, yani swap limitleriyle aslında artıdayız. Bunu da şöyle bir grafik olarak baktığımızda belki izleyiciler daha rahat görebilirler. 2021'in başından 2000 yıllarının başından bugüne evet, kadar baktığımızda rezervlerimizdeki artış net döviz pozisyonumuzdaki, yani swaplar hariç net döviz pozisyonundaki kırmızı çizgi geliyor. 2018'den sonra kırmızı çizgi ve mavi çizgi olarak sağ tarafta iki çizgi evet, görüyorsunuz. Çünkü o yıllarda başlayan bir uygulama oldu bu swapla döviz değişimi. Ondan sonra ise aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu eksiye düşmüş. Swaplarla beraber artıda. Peki bu swaplar nerede şu anda? Bakın biz TV41 ekranlarından zaman zaman size bunu gösteriyoruz ama swap pozisyonlarını dahi dikkate aldığımızda şu anda tarihi dip seviyesi demiştim bundan 2 hafta önce. Evet, işte. Şimdi yeni dibi gördük Faruk Bey. Evet gördük. 2.8 milyar ama evet, 2 milyar dolara da düştük. Düştük. İsterseniz evet, sadece son 1 yıllık grafikte net döviz pozisyonunda swapların pozisyonunu sadece sizlere göstererek bu pozisyonda en azından bu şeyi de kapatmış olalım. 26 nolu grafik ekranlara geldiğinde sizler de göreceksiniz ki 2021'in başından beri
20 milyardan 25 milyara çıkan swap pozisyonumuz şu anda, $2 milyar evet, seviyesine girmiş durumda. Evet, evet üstadım. Seyircilerimiz diyecek ki içimiz kabardı, içimiz şişti. Ya her şeyi de böyle bir ne oldu, bu paralar nereye gitti diyorsunuz. Paramız hiç mi yok? Var, var üstadım. Var mı Faruk Bey? Ne var? Altın var. Yaşayın. Altınları konuşalım üstadım. Değerli yönetmenimizden o zaman altın rezervini göstermesini isteyelim. Türkiye'nin altın rezervi var. Ne kadar var? 38.5 milyar diyelim. 5 milyar dolar karşılığı altın rezervimiz var. Evet. Bu altın rezervine baktığımızda yine swaplarla gelen altınlar var. Zorunlu karşılıklardan gelen altın var. Rezerv opsiyon mekanizmasından gelen, yani altın, zorunlu karşılıkta evet, döviz vereceğine ya da TL vereceğine bankalar altın vermişler. Ne kadar vermişler? 3 milyar dolar vermişler. Merkez Bankası'nın kendine, bizzat kendine ait olan da 24.244 milyar. Milyar, evet, evet. Yani 24.2 evet, milyar dolar seviyesinde altını var diyebiliriz. Bu altınla beraber gerçekten hani hep çünkü dövizi konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın ben bir altın olduğunu da bu programda birkaç defa gösterdim. Yine bugün sizlerle bunu paylaşmak istedim. Evet, yavaş yavaş o zaman Faruk Bey haftalık ekonomik verilere geçmeye başlayabiliriz. Evet üstadım. Şimdi değerli seyirciler, bir önceki hafta nasıldı? Yani yılın ilk haftasını nasıl kapattık? İsterseniz ona bakalım birkaç kalemle. Bakın, borsada bir artış. 2 yıllık gösterge tahvilinde bir yükseliş. 22.7'den 23.1 puan artmış. Türkiye'nin CDS'leri yılın ilk haftasında yine yükselmiş. 558'den 572'ye gelmiş. MSCI gelişmekte olan ülkeler borsa endekslerinde yatay diyelim bir seyir varken, Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizleri de çok az da olsa, Amerika için belki bu çok ama bizler için 0.20'ler 27.6'lar baz puan seviyesinde bir artışla kapatmışız. Peki birazcık daha dolar, TL ve altına baktığımızda yılın ilk haftasında, 2022 yılının ilk haftasında nasıl bir seyir var? Bir de ona bakalım isterseniz. Dolar euro paritesinde yatay diyebileceğimiz çok düşük bir kapanış var. Dolar TL'de yılın ilk haftasında %4 gibi yüksek bir kur var. Evet. Euro TL kuruna baktığımızda parite değişmediği için yatay olmuş, o da yine 4.1. Altında altın, Faruk Bey, son herhalde 10 yılın ilk kötü başlangıcını yaptı ons başına. Evet, ons başına. İlk hafta genelde hep yükselirdi yani, ama bu sefer düştü ve %1.8'lik bir düşüş oldu. Bunu beklemiyorduk işin doğrusu. Petrolde ise %5.1'lik bir artış var, gördük. Evet, işte. Dolayısıyla hani yılın ilk haftasına baktığımızda, yılın ilk haftası biraz dolar TL ve özellikle euro TL açısından hareketli bir haftaydı. Ama altın bizi birazcık üzdü bu anlamda. Borsamız yatay ve yukarıydı diyebiliriz. Evet üstadım. Evet. O zaman bakalım bu hafta ne olmuş? Amerikan doları ve Türk lirası karşılaştırması. Evet. Evet üstadım. Bu hafta Amerikan doları, Faruk Bey topla, yani daha başta söylemişti. Başladığımız seviyenin altında bitirdik. 13.80'ler seviyesinden haftaya başlamıştık. 13.50 seviyelerinde 55'te, evet, kapatmış olduk. 50 seviyelerinde kapatmış olduk. Euro TL kuruna bakarsak eğer, Euro TL'de ise yine haftalık başladığı seviyenin hemen biraz altında, 10.68'lerden 15.68'lerden 15.50'ler seviyesinde bir gerileme görüyoruz. Burada aslında dolar endeksinde bir artış var. Birazdan onu vurgulayalım isterseniz. Belki evet, daha anlamlı olacak. Evet üstadım. Bu arada bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Üstadım.
Reklam öncesi önce dolar Türk lirası, daha sonra euro Türk lirası. Şimdi ABD doların endeksine baktığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız üstadım? Şimdi aslında dolar endeksi diye adlandırdığımız DXY endeksine baktığımızda bu endeks biliyorsunuz daha güçlü olan dünyadaki diğer 5 para birimi karşısında doların sepet değerini gösteriyor. Haftaya başlarken 96 seviyesinden başladık. Evet. Sonra düşüşleri gördük. Aslında ilk hafta Fed'in açıklamalarıyla beraber ciddi anlamda bir sarsıntı oldu ama şahinleşen bir Fed bekliyoruz vesaire. Şimdi 26 Ocak'ta Fed'in bir faizi kararına ilişkin bir görüşü olacak ama bu toplantıda Mart ayından önce olması beklenmeyen bir faiz artışı gündemdeydi zaten. Muhtemelen yılı 4 faiz artışıyla değil belki 5 ile kapatacaklarını. Faiz artışının ben biraz daha öne çekilip belki Şubat'ta olabileceğini düşünüyorum işin doğrusu. 26 Ocak'taki toplantıyı bekliyoruz. Burada dolar endeksine baktığımızda sağ tarafta böyle haftaya yüksek başlamışken önce bir düşüş sonra da tekrar bugün ufak ufak bir yükselişi görmüş olduk. Evet işte. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli bir göstergelerden bir tanesi. Peki Türkiye'nin dolar kuru, dolar endeksi böyle yukarı giderken dolar kurundaki bu yatay seyir ne kadar devam edebilir? Yabancı bize nasıl bakıyor? Her ikisini beraber gösteren Türkiye'nin CDS primiyle dolar kurunu gösteren bir grafik hazırladık sizlere. Evet işte. Bu grafik bir bankanın çok değerli raporundan sizler için alındı. Burada 5 yıllık bakın CDS'lerimiz bizim yükselmeye başladı yine. Hatırlarsanız yılın ilk haftası da yükselmişti ve bu yükseliş devam ediyor. Yeşil çizgiyle görüyorsunuz. Gri çizgiyle de dolar TL kurunu görüyorsunuz. Dolar TL kurundaki düşüşe rağmen, o 20 Aralık sert düşüşe rağmen CDS'lerde o kadar ciddi bir düşüş görmedik. Yabancının bakışını gösteren, Türkiye'deki primi gösteren bir gösterge olması sebebiyle kıymetli bizim için. O halde bunu takip etmemizde fayda var. Türkiye'nin CDS'lerini tavsiye ediyorum. Düzenli olarak takip edin. Biz de sizlere zaten fırsat buldukça hemen hemen her hafta en azından iki haftada bir sunmaya çalışıyoruz. Peki bu yabancının bakış açısını gördükten sonra yabancının parası ne kadar Türkiye'de? Türkiye'de biliyorsunuz size hisse senedinde ve tahvilde ne kadar parası olduğunu ara ara gösteriyoruz. Bunun seyrini gösteren bir grafikle şimdi isterseniz kaç parası var görelim. Bakın 2020'den beri yabancı üstteki koyu çizgide hisse senedindeki parayı görüyorsunuz. Yabancının payı 32 milyar dolarlardan 20 milyar dolar seviyesine gerilemiş vaziyette. Evet. İlk hafta Türkiye'den yine bu anlamda ufak ufak çıkışlar var. Hemen altta yeşil çizgide gördüğünüz Türkiye'deki yurt dışında yaşayanların Türkiye'deki aldığı tahvili gösteriyor. Bakın tahviller 2 sene öncesinde 16 milyar dolar seviyesindeyken sürekli bir çıkış. Bir dönem bir giriş vardı. O da Naci Ağbal'ın atandığı, Maliye Bakanı'nın değiştiği dönemdi. Sonra tekrardan kırılma. O kırılmadan sonra yatay seyir devam ediyor. Ve 2 milyar dolar seviyesine gerilemiş bir tahvil stoğu var. Burada yansımayan bir de Eurobond'lar var ki bunların da yaklaşık 37 milyar dolar seviyesinde olduğunu biliyoruz. Peki yurt dışındaki vatandaş Türkiye'den ufak ufak çıkarken bu parayı kim alıyor? Bu parayı vatandaş alıyor. Vatandaşın davranış biçimini takip etmeye çalışıyoruz. Burada sizlere şimdi yaklaşık 2 yıllık sürede yani 2020'nin başından 2021'in sonuna kadar bu serüvende vatandaş ne zaman nasıl bir davranış biçimi sergilemiş bunu göstermeye çalıştım. Evet. İsterseniz onu bakalım. Bakın bu grafik üzerinde biraz konuşalım Faruk Bey. Evet üstad buyurun. 2020'de yeşil grafik alttaki çizgi dolar TL kurunu gösteriyor. Üstteki mavi çizgi ise sol taraftaki rakamlarda anlayacağınız üzere bizim Türk lirası, Türk vatandaşlarının aldığı dolar mevduatını gösteriyor. Hani konuşuyoruz ya 250 evet. milyar dolar seviyesinde bir para var diye. 236 milyar dolar seviyesinde bir para var. Şimdi bu para ne zaman artmış? Sizler için bir dokunuşlar yaptım bu grafiğe. Burada kırmızı yuvarlak çizginin içine aldığım bölümde kur artışı beklentisi oluşmuş ki vatandaş sert bir alım yapmış. Evet. Doğru mu? Evet üstad. Bakın burada yaklaşık 200 milyardan uzun giden yatay bir dönem. Bir dönem çok kur yatay gitti. Evet. 6-8 hafta kadar. Bakın o yatay yeşilin böyle düz olduğu dönemde vatandaş bir dedi ki ya enflasyon artıyor Türkiye'de. Fiyatlarda bir yükseliş var. Bu yükselişte
kura yansımıyor, kur artmıyor. Kurun genelde, çünkü enflasyon kadar en azından artmasını bekliyor vatandaşlar. Buraya bir yatırım yapıyor, bu yatırım aracı olarak görüyor. Burada görüyorsunuz ki üst tarafta mavi olan çizgide birinci yuvarlağın içerisinde ciddi bir alış var. Evet, bu özellikle bir de tabii bakan değişimi ve Merkez Bankası Başkanı değişiminden sonra kurun yatay gitmesine karşın vatandaşın döviz alımı yaptığına dair bir bizim için davranış biçimini anlamak adına önemli bir gösterge. Evet, işte. Sonra yine aynı grafiği yönetmenimizden rica edeceğim. Çünkü bir dönem var. Yukarıya doğru giden mavi çizgi görüyorsunuz. İkinci kırmızı olarak balonun içerisinde aldığım yer. Kur düşüyor bakın. Mavi çizgi dolar TL kuru sağ taraftaki eksenden görüyorsunuz dolar TL'nin nerede olduğunu. Yani 8.40'lardan tekrardan 7'lere doğru bir iniş gördük. Bu iniş sürecinde dolar TL kuru düşerken vatandaş iyice yüklenmiş. Yani 220 milyar dolardan mevduatını 240 milyar dolara çıkarmış. Bir 20 milyar dolar daha almış. Evet. Yani kur düşüyor, ne güzel, hani kur işler iyi gitsin vesaire derken kurun düşmesini vatandaş fırsat bulmuş ve almış. Almış, evet, işte satışı yapmış. Evet, satış yapmıyor. Sonra ufaktan böyle yeşilde hafif yukarı doğru bir ikinci balonun sağ alttan böyle yukarı doğru çıkışı görünce hemen satmış biraz. Tekrar bir 20 milyar dolar satmış, fena değil. Vatandaş çok, tabiri caizse, uyanık burada, hiç iyi okuyor. Kur yükseldi, satıyor. Kur yatay gitmeye devam ediyor. Bozmuyor pozisyonunu. Sonra bakın kurda çok ciddi bir yükseliş yaşıyoruz. Yeşil taraftan evet, böyle yeşilden, evet. 7.5-8'lerden 15'lere, 18'lere giden bir serüven. Orada giderken halen çok ciddi bir bozum yok. Hatta bir ufak tepe görüyorsunuz 3. balonun içerisinde. Orada bile bir alım bile yapmış. Yani 13 seviyesinden yine almış. Evet, işte. Ve bakın kur bu kadar yükselmişken vatandaş satmıyor. Yani sol taraftaki davranış biçimlerine baktığınızda ikinci balonun yukarıdaki görüyorsunuz bir satış var. Ufak bir artışta kur 7 liradan tekrardan 8'e giderken ciddi bir 20 milyar dolar satış var. Sonra uzunca bir süreç yine 5-6 ay kadar yatay diyebileceğimiz bir seyir. Ondan sonra ise kurdaki yukarı doğru bir çıkış. Bu çıkışta kur artışında da satmamış, kur düşüşünde de sert satış olmuş. Yani yeşil çizgi 20 Aralık'tan sonraki sert aşağı iniyor bakın. Evet. Yine satmıyor, çok az satıyor. Hatta alıyor o dönem bile. Hatırlayın, kurun arttığı evet, o hafta, yani kurun evet, düştüğü o hafta evet. 4.6 milyar dolar vatandaş alış yapmıştı. Yani bu kadar sert düşüşe rağmen satış o kadar sert değil, az bir satış var. Bu davranış biçimini okumak anlamında kıymet verdiğim bir grafikti. Ben de sizler için bunu göstermeye çalıştım. Peki Türkiye'de kur atakları olurken, kur bu kadar yükselirken benzer ülkelerde ne durumdayız? Bizim örnek aldığımız Güney Afrika ve Brezilya. Aynen öyle. Yani evet, işte. Bunları da hatırlarsanız az önce gösterdik. Niye bunlara bakıyoruz diye. Çünkü bizimle aynı ligde olan ülkeler. Evet, işte. Bu ülkeler yine 6 aylık grafikte neredeler? İsterseniz buna bakalım. Kırmızı çizgi her zamanki gibi Türk lirasını gösteriyor. Yeşil ve mavi çizgi de Brezilya ve Güney Afrika'yı gösteriyor. 6 ay öncesinde 100 liraysa bugün onların parası 108 lira. Bizim 100 liramız da 60 birim yukarı atmış. Yani %60 yükselmiş döviz kuru. 160'a gelmiş. Aradaki kırmızı çizgide biliyorsunuz 200 lira aşan, yani çarpı 2'ye kadar gitmiş idi. Yani dolar kurunda tabii bu kadar bir değişim varken aslında bu işin borçlanma tarafında, kamu borçlanmasına baktığımızda nasıl bir seyir var? Biraz da bunu gösterelim dedik. Türk lirası mı borçlanıyoruz yoksa döviz mi borçlanıyoruz? Döviz borçlanıyorsak değişken mi, sabit mi borçlanıyoruz? Türk lirasında sabit mi borçlanıyoruz, değişken mi borçlanıyoruz? İsterseniz bir de buna bakalım. Evet, işte. Bakın burada kamunun borçlanmasına baktığımızda toplam borçlanmaya 100 kabul ettiğimizde geçen sene ilk 11 ay verisi var. Bu sene ilk 11 ay verisi var. Geçen sene toplam borcumuz 100 iken sabit faizle borçlandığımız 59.9'muş. Evet, işte. Şimdi 48.10. 48-2021 yılında. Evet. Değişken faizle baktığımız zaman 40'mış 52'ye yükselmiş. Hep bir çıpa var değil mi? Evet. Yani bir çıpaya bağlamışız demek. Yani evet, evet. Bu işte zaman zaman enflasyon olmuş, zaman zaman faiz olmuş. Şimdi ise yeni çıpamız ne Faruk Bey? Vallahi toplam borçlanmada TL cinsinde
Ve sabit faizlere mi bakacağız üstad o zaman? Kur korumalı mesela mevduat da geldi. Biliyorsunuz ki kur korumalı mevduat da burada aslında bizler için yine bir çıpa, yine dövize çıpalanmış bir gösterge oldu. Evet, şimdi buradan dönüp şöyle bir baktığımızda yine aynı tabloya bakarsak, burada döviz TL ayrımında nasıl, bir de buna bakalım. Toplam borçlanmanın geçen sene ilk 11 ayında 100 lira olan borçlanmanın TL cinsi 62.1. Evet, 62. Döviz cinsi ise 38. Evet. 2021 yılında ise bu TL borçlanmaya dair yüzde evet 70 karşı evet. 35. Burada aslında döviz kurumunda ciddi bir artış var. Bu artıştan dolayı biz ne yapmışız? TL borçlanmaya başlamışız. Evet işte. Yani fakat buradaki yine bir hemen altlarında göstermeye çalıştım. Yani sabit faizli TL'de artış var. Demek ki faizlerin arttığı dönemde biz faizleri de fixleyerekten 31 birim 2020'de borçlanmışken 35 birim sabitten faiz yaparak borçlanmışız. TL'de değişken faiz birazcık daha aşağı gelmiş. Dövizde nasıldı tekrar bir hatırlayalım. Aynı ekranda en alt bölüme baktığımızda döviz cinsinden borçlanma 38 birimden 29 yani 30 birime düşmüş diyelim. Sabit faizli olan 28'miş 12.8'e gerilemiş. Dolayısıyla daha çok değişken faizi dövizden borçlanmaya başlamışız. Bunu da çok rahatlıkla görebiliriz. Evet, peki üstadım bu toplam borç stoku içerisindeki döviz cinsi kısmı nasıl görülüyor? Döviz cinsinden iç borç stoğumuzda evet. Bir karşılaştırdığımızda aslında 20 yılda en yüksek seviyede şu an döviz borçlanmış durumdayız. Bir çanak eğrisi göstermiştim bir ay önce sizlere. Bunu takip ediyorum ve bu çanakta 20 sene aşağı yukarı önceki seviyenin üzerine çıktık. Bakın ekranlara da yansıdı. %58'lerden gelmişti. Şu anda %66 seviyesine yükseldi. Yani gittikçe biz döviz cinsi kısım bizim borç stoğumuzda yükselmeye devam ediyor. Bunu bir şekilde bizlerin hep beraber hani gerçekten hani yapısal reform dediğimiz reformların yapılması gerekir ki aşağıya gelsin. Aksi halde bu bizi zorlar hale gelecek. Döviz kurundaki her bir hassasiyet ülkemiz için ciddi maliyetler oluşturmaya başlayacak ki bunu da çok istemeyiz. Efendim, dövizi çok konuştuk, ithalatı konuştuk, ihracatı konuştuk. İsterseniz biraz borsadan bahsedelim. Evet işte. Borsa Faruk Bey'in söylediği gibi böyle 2000'ler seviyesinin üzerinde kapattı. Dalgalı bir seyirle gidiyoruz. Peki yabancı nerede? Borsadan ufak çıkış var dedik. İsterseniz bir de ona bakalım, biraz borsayı yorumlayalım. Borsada burada iki tane çizgi görüyorsunuz. Burada yeşil olan çizgi yabancı takası. Yani borsadaki toplam paranın ne kadar yabancıda? Sağ tarafta bir oran görüyorsunuz. %40 civarında. Bu %40'ı işte daha önce kaçmış? 2020'nin başında %60'lar seviyesindeymiş. %63-64'e çıkmıştı. Sonrasında düzenli olarak çıkış var diyebiliriz. Bu oran şu anda Türkiye borsasındaki bedelin, değerin %40'ı yabancıda diyebiliriz. Hatırlarsanız birkaç grafik öncesinde de bu paranın yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu sizlere göstermiştik. Peki borsamız ne seviyede? Borsa endeksinde gösteren lacivert, koyu lacivert olan grafik çizgisi. O da 1200'ler seviyesinden önce bir düşüş göstermişti. Ama düzenli olarak bir artış. Sondaki ralliyi görüyorsunuz. 6 Ekim'den itibaren de yukarı giden inanılmaz bir ralli var. Ralli var, evet. Peki Türkiye'de işler nasıl gidiyor? Biraz verilere bakalım. Hani azıcık da veri görelim dedik. Burada bu yaz ciddi anlamda bir turizm geliri bekliyoruz. Döviz kuru üzerinde, işte döviz kurunda bu korumalı mevduat uygulamasının başarıya ulaşması bekleniyor. Üstüne ihracatçılar için getirdikleri ihracat bedelinin %25'inin Türk lirasına çevrilmesi, Merkez Bankası'na satılması ile ilgili biliyorsunuz geçen hafta açıkladığımız bir düzenleme vardı. Burada da yine dövizin TL'ye dönüşünü sağlamak hedefleniyor. Bir gelir de turizm gelirlerinin artmasıydı. Turizm gelirlerindeki artış da önemli bir gelir kalemi olacak ki Türkiye'ye döviz girişiyle beraber kur seviyesinde belki bir iyileşme olacak. Evet, yönetmenimiz ekranlara getirdi. Burada da
görüyorsunuz ki pandemi sonrasındaki sert düşüşten sonra düzenli yükseliş, olarak evet. yükseliş görüyoruz. Evet, evet. Dış hat yolcusu çok ciddi artıyor bu arada. Yaklaşık 60 milyon seviyesine ulaşmış vaziyette. Turist sayısı ise Türkiye'de 24 milyon seviyelerine gelmiş vaziyette. Ama grafik çok net gösteriyor. Burada önemli olan yukarıya doğru bir çıkış var. Pandemiyle beraber dibe vurmuş bir turizm sayısı ve turist sayısı, yolcu sayısı vardı. Bu sayılarda her gün bir iyileşme görüyoruz ki bu da bizler için önemli bir gösterge Faruk Bey. Peki üstadım, bu Covid-19'un işte son varyantı olan Omikron bayağı bir artış göstermeye başladı. Peki önümüzdeki bu günlerde bizim turist sayımızda bir gerileme olabilir mi? Bu hastalık Türkiye'nin dışında dünyayla birlikte bizi de kasıp kavurabilir mi? Tabii sağlıkçıların belki birazcık daha raporlarını okuduğumuzda buna ilişkin ipuçları elde ediyoruz. Bu konuda Omikron belki birazcık aslında işi gribe döndüren bir hale ulaştı. Evet. Burada Şubat ayında bir pik yapılması, okuduğumuz raporlardan söylüyorum, bir pik yapılması bekleniyor. Bu pik yaptıktan sonra yavaş yavaş hastalığın aslında gribe dönüşeceği, evet, ilaçların da çıkacağı. Hatta bir iki tane uluslararası ilaç firması ismi telaffuz etmek istemiyorum ama belirtildi. Bunların hap şeklinde ilaçları da bulduğu. O yüzden inşallah bu sene bu beladan kurtulacağız diye i̇nşallah, bekliyoruz. İnşallah. Bakın İngiltere kapılarını açtı. Gelin dedi. Evet. Gelin bu hastalığı biraz bize de bulaştırın, omikronu. Çünkü gribe dönüyor. Evet. Bir sürü bağışıklığı kazanması için çabalıyor. Önemli bir bence gösterge. Aslında buradan da eşime ve aileme de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evimde şu anda 3 ve 4 aşılı olan kızım olsun, damadım, torunum, eşim hepsi şu anda Covid-19 ama hiçbir belirti göstermeden normal grip, apşırık ve gıcıkla sorunu çözüyorlar. Sadece biz uzak kalıyoruz onlardan. Üstad. Faruk Bey bunu baştan söyleseydiniz programı iptal edin. Bizde yok üstad. Ben rahatım. Ben zaten il dışındaydım. Ankara'daydım. Hafta başından beri. İzole olmuştu içine... Faruk Bey. Evet. O yüzden rahatsız evet, yani. Onu evet, söyleyeyim üstadım. Ama çok geçmiş olsun ailenize. Evet. Evet üstadım. Efendim şimdi... bir diğer evet bizim veriye bakalım diyoruz ya Faruk Bey. Evet. Veriye baktığımızda değerli seyirciler, kredi kartı harcamasını biliyorsunuz sizlere çok düzenli olarak anlatmaya çalışıyorum. Kredi kartıyla herhalde yılbaşı öncesi yapılan çok harcama oldu. Biraz bir gerileme var. 44-45 milyar haftalık harcama seyri yıl sonuna göre bakarsanız biraz gerilemiş vaziyette. Evet, işte. 36 milyar TL seviyesinde bir harcama yapılmış. Bunu görüyoruz. Üstteki çizginin seyrinden de seyircilerimiz görebiliyorlar. 36,5 milyar TL civarında bir harcama var. Bu harcamada da özellikle mesela bireysel emekliliğe ilişkin iptaller var galiba. Evet. Burada çok ciddi anlamda düşüş var çünkü. Peki nerede harcama yapmış vatandaş? Harcama yaptığı kalemler arasında ise giyim, ayakkabı alımlarını görüyoruz. Havalar biraz soğudu, yağmurlar biraz başladı. Sanırım bu anlamda ayakkabı kışlık, ihtiyaçları oldu, kışlık ihtiyaçları evet. oldu. Hava biraz soğuk hissettiriyor. Sabahleyin kalktığında evden çıkarken -2,5'tu. -2,5'tu. Biraz toparlayınca ofise doğru gidince 0 dereceyi gördüm. Gerçekten soğuk bir hava var. Peki bu havalar soğukken biraz böyle içimizi de soğutan bir faiz var. Bu faiz meselesi çok gündem oldu. Tahvil faizinde ciddi bir artış yaşadık. Az önce hatırlarsanız yılın ilk haftasında 1 puan bir artış size göstermiştim. Bu artışla beraber şöyle yaklaşık 6 aylık seyirde Merkez Bankası'nın bu faiz oranıyla size tahvilin faiz oranını beraber göstermeye çalıştım. Bakın böyle bir grafiğe baktığınızda hani lacivert çizgi 2 yıllık vadeli gösterge tahvil faizi, benchmark faiz olarak gösterilen kırmızı çizgi de Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama faiz oranını gösteriyor. Bakın faiz oranları düşerken çok yakın seyrediyor Haziran'dan Ekim'e kadar. Sonra faiz oranlarını düşürüyoruz ama biz gösterge faiz oranına baktığımızda yani piyasada uygulanan faiz oranına baktığımızda lacivert çizgiyi görüyorsunuz ki 25'lere kadar giden bir faiz var. Yani piyasada uygulanan faiz yüksek. Her ne kadar Merkez Bankası'nın faizi ya da politika faizini biz
düşürüyoruz desek de piyasada bunun etkisi yüksek. Kredilerdeki faiz oranları yükseliyor. Merkez Bankası'nın faiz oranı düşse de bunun karşılığında hazinenin çıkardığı tahvillerde faiz oranının yükseldiğini görüyoruz. Evet üstadım. Daha sonra altın ve petrol fiyatlarına mı geçiyoruz? Nasip olursa. Evet aynen öyle. Ben de reklamlar var zannettim diyeceksin. Ya, hızlı gidiyorum. Ama bu arada reklamlar da diyebileceğim birazdan. Bir dakikalık bir sürecimiz var. Buna göre isterseniz. Öyle mi? O zaman faizleri biraz daha konuşalım. Tamam. Yani, üstadım. Burada gösterge faizi niye önemli? 10 yıllık faizleri hatırlarsanız gösterdik. Geçen hafta sizlere dünyada bir faiz haritası göstermiştim. Evet, bu faiz haritasına göre yüksek faiz verenlerden bir tanesiyiz. İnşallah bu faizlerin de düştüğünü görürüz ama şu anda piyasada Merkez Bankası'nın verdiği bir haftalık repo ihalesinde 14'te şu anda veriyor. Ama bankaların piyasaya verdiği 30'lar seviyesinde bir faiz oranı var. Bu piyasada bir tedirginlik yaratıyor. Bu tedirginlik aslında piyasada birbirine borç veren, hani kredi açan, vadeli alımlarda ise bir düşüş var. Yani neredeyse vadeli alım kimse vermiyor. Yani vadeli satmıyor diyelim. Herkes peşine dönmüş vaziyette. Evet. Bu piyasayı biraz geriyor açıkçası. Biz de bunu piyasadan görüyoruz. Bu endişe verici bir şey. Çünkü krediden daha çok vadeli satış var. Unutmayalım bunu. Evet üstler. Evet değerli izleyenler reklam diyoruz. Reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu son şeyimize girdik programımızın bölümüne. Türkiye'den çıkalım. Bir küresel olarak bakalım olaylara artık. Altın ve petrolle başlayalım isterseniz. Tamam hay hay. Evet emtialardan çok önemli gösterilen bir tanesi de petrol ve altındı. Bunu hep konuşuyoruz. Sizlere göstermeye çalışıyoruz. Altın programın başında söyledim. Aslında biraz böyle bir kötü başlangıçla yıla başladı. Son 10 yılın herhalde en kötü başlangıcıydı bu hafta. Ama çok endişe verici bence bir şey değil. Çünkü emtialarda özellikle Fed'in politikalarını takip edeceğiz bu dönemde. Bir iki hafta daha belirleyici olacak. Bu Fed'in tutanakları düştü çünkü piyasaya. Ondan sonraki süreçte ise göreceğiz. Ama dilerseniz son 6 ayda nasıl bir seyir var buna bakalım. Evet yönetmenimizden 43 nolu slaytı rica edelim. Evet. Ekranlara yansıdığı gibi altın fiyatı kırmızı çizgiyle şu anda görüyorsunuz. Tam böyle bir ivmelenmişti ama ufak bir ivme kaybı oldu. Petrolde ise özellikle Kasım'dan beri devam eden yukarı seyir devam ediyor. Şu anda 86-87 bandına oturmuş gibi duruyor. Bu aslında 4-5 ay önceki seviyelerin hemen hemen aynısı diyebiliriz. Ama altında yılın başında bu düşüş bir parça endişe olsa da yine de uzmanlar bu konuda yılın kötü başlamasını çok dikkate almıyorlar. Ama 26 Ocak tarihindeki FED toplantısına odaklanmış durumda herkes. Biraz emtia fiyatlarından çıkalım isterseniz. Türkiye'deki olayları anlatmıştık. Evet. Dünyada hangi oyuncular ne yapıyor? Evet. Amerika'ya bakalım isterseniz. Buyurun üstadım. Amerika'ya baktığımız vakit Amerika'nın enflasyonu son... Bakın 40 yılın diyorum 1982'den beri en yüksek seviyesine geldi. %7 açıklandı. Bu şunun için önemli. Fed o yüzden biraz topa sert girecek. Belli oldu. Yani çünkü hedefler çok daha düşüktü. Ama gerçekleşmeler çok yüksek oldu. Bunda enerji fiyatlarının ve navlun fiyatlarının çok büyük etkisi olduğunu söylüyor uzmanlar. Doğrudur da çünkü lojistik tarafında böyle bir yükselişin olduğunu biliyorum. Eşim de bir lojistik firmasının yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla buradaki artıştan etkilenmiştir. Birim fiyat yukarı gitmiştir. Doğrudur. Ama 1982'den beri manşet enflasyon ilk defa en yüksek seviyesine geldi. Bunu unutmayalım. Çekirdek enflasyon ise bu nokta noktalı olan kırmızı çizgide ise 93'ten beri en yüksek seviyesine gelmiş vaziyette. Ekranlara her ne kadar 2016 ve sonrasını görseniz de çekirdek enflasyonda neredeyse 30 yılın manşette ise 40 yılın en yüksek seviyesini yaşıyor.
Amerika. Biz tabii yüksek enflasyona alışkın bir ülke olduğumuz için daha idmanlıyız. Ama Amerikalılar herhalde Şahin dedikleri böyle Fed topa sert girecek gibi görünüyor diyebiliriz. 26 Ocak biraz daha önemli. Peki işler Amerika tarafında böyle seyrederken Amerika'daki tahvil faizlerinde oranlar nasıl? Bakın şimdi ekranlarınıza 2 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık Amerikan tahvillerini getiriyoruz. Burada 2021'in başından beri gördüğünüz üzere tahvil faizlerinde biraz dalgalı ama neredeyse yatay seyir olmuş. 30 yıllıklar hani 1.6'lardan 2'ler seviyesine gelmiş. 10 yıllıklarda yine 1'den 1.5'a gelmiş. Bunlar Amerika için aslında büyük hareketler. Yani onlardaki bu kadar faiz değişimleri yüksek olmaz. Bizim için yatay gibi görünüyor, böyle sakin gibi görünüyor. Ama biz bu oranlardaki artışlara baktığımızda özellikle 2 yıllığa bakarsanız ciddi seviyelere geldi. 0.7'ler seviyesine geldi ki Amerika için bu oranlar yüksek. O yüzden Fed'in açıklamalarını iyi takip etmek lazım. Powell çok yine açıklamalarıyla enteresan şeyler söylemeye başladı. Biliyorsunuz orada birden fazla eyalet, onların her birinin Fed'i var. Bu Fed'e baktığınızda ise şöyle söyleyelim size, yeni gelen başkan yardımcısının açıklaması biraz daha şahin dediğimiz sert açıklamalar, doları güçlendirecek açıklamalar bekliyoruz diyebiliriz. Amerika'da işler böyleyken Euro bölgesine bakalım isterseniz. Euro bölgesinde enflasyonda ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi %2 idi. Biraz bizim Merkez Bankası gibi oldu. Yani %5 hedef var. Çok yüksek seyreden enflasyon. Burada da aynı şeyi gördük. %5'ler seviyesinde bir enflasyon açıklandı. 2'ler seviyesinde ise hedef var. Burada da yine aynı şekilde enerji maliyetleri çok ciddi oranda arttı. Yani bu artışı sebeplerinden bir tanesi de biz daha spot alımlarımız azken Avrupa'da %20 kontratlı %80 spot alımlardan dolayı birim fiyatlardaki artış var. Geri kalan navlun fiyatlarındaki artıştan dolayı da Euro bölgesinde yine enflasyonun hedefin çok üzerinde açıklandığını söyleyebiliriz. Peki yine başka bir dünyadaki güç İngiltere. İngiltere'de işler nasıl? İngiltere'ye bakalım isterseniz. İngiltere'de de yine faiz %0.25'lere çıktı. Hatırlarsanız 2 hafta önce arttığını söylemiştik. Enflasyon da %5.1 seviyesinde. Bakın dünyada gelişmiş ülkelerde dahi 2'ler seviyesinde olan enflasyon 5, 6, 7 seviyesine çıkmış vaziyette. Burada bütün dünyada bir enflasyona ilişkin artış var mı? Evet var. Peki gelelim Çin'e Faruk Bey. Çin'de işler nasıl? Çin'de işler bir parça yataya dönmüş vaziyette. Sanayi üretim endeksi, perakende satışlar yavaş yavaş düşüyor. Açıklanan bu hafta Çin verilerine baktığımızda piyasadan biraz daha yukarıda geldi beklentiden ama burada yine Çin'de işlerin yataya döndüğünü söyleyebiliriz. Zaten ekranda grafikte görüyorsunuz. Dip yapan bir V vardı. Hemen bir sene sonrasında A'yı görüyorsunuz. Tepeden aşağı inen birbirini kompanse etti. Biraz yukarıya çıkmıştı hatta. Şimdi tekrar aşağı inen, biraz serpilen bir aktivite görüyoruz. Aslında birbirini kapatan, yani bir önceki düşüş, sonraki yıldaki artış, ondan sonra yataya dönen bir aktivite gördük diyebiliriz. Bu ekranlardan sizlere biz iki defa kripto parayla ilgili bir sunum yapmıştık. Hatta Avukat Çağhan Bey'i de buraya davet etmiştik. Sizlere bilgiler vermişti. Kripto paraları fon girişlerini hiç size gösterememiştik ama öyle güzel bir grafik yakaladım ki dünyada kripto paraya girişler var. Bakın bu girişler 2021'in başından beri sürekli maviler artış sıfırın hep üstünde giriş görüyorsunuz. Bir Temmuz ayında çok az 36.8 milyar dolarlık bir düşüş olmuş. Sonra tekrar girişler artmaya devam etmiş. Mavileri görüyorsunuz. 12. ayda 187 milyar dolarlık tekrar bir çıkış olmuş ki bu aslında kripto paraya olan ilginin iyi olduğunu ve ana kripto paralardan bir tanesinin de o aşağı gelişteki etkisinin yer aldığını düşünüyoruz diyebiliriz. Evet, haftanın ekonomik verilerini size anlatmaya çalıştım. Bunun yanı sıra Türkiye'nin makro verilerini, dünyadaki gelişen ülkelerdeki aktiviteleri size
bu programda anlatmaya çalıştım. Genel olarak şöyle bir özetlersek aslında yıla fena başlamadık. Yani en azından çalkantılı bir Aralık ayından sonra daha sakin, stabilize bir ikinci hafta geçirdik. İlk hafta yine bir heyecan vardı. %4'lere varan bir kur artışı. Ama bu hafta biraz daha sakin geçti. Başladığımız seviyenin daha altında kapatma şansı elde ettik döviz tarafında. Bu bizim için şimdilik iyi. Kur korumalı mevduat tarafındaki rakamların her geçen gün arttığını görüyoruz ama burada dediğim gibi esas dönüşün döviz cinsinden TL'ye geçişini sağlamamız lazım. Burada bankaların verdiği uygulamalara baktığımızda 14.03 seviyesinde 3 ay sonrası için mesela kur seviyesinin üstünde aşım olursa kur korumalı mevduatta o zaman faydalanamıyorsunuz. Dolayısıyla bu baremleri vatandaşın çok iyi anlaması lazım. Biz bunları görüyoruz. Vatandaşın kafası karışıyor. Daha sade, daha basit bir model getirmelerinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik aktivitelerde kredi kartlarındaki harcama bizim için gösterge. Önümüzdeki hafta sizlere elektrik tüketimini göstererek en azından aktivitenin seyrini göstermeye çalışacağız. Ama Kasım ayı üretim endeksine baktığımızda üretim 3.3'lük bir aylık artış var. Tahmin ediyorum son çeyreği üretimde %8-9 bandında bir büyümeyle kapatmış olacağız. 2022 yılında temel problemlerimizden bir tanesi de Faruk Bey biliyorsunuz hep konuştuk. Ve grafiğini de sizlere gösterdik. Enflasyon konusu olacak. Bu enflasyonla bu sene uğraşacağız. Yani her ne kadar enflasyon muhasebesini ötelesek de 2023'e kuvvetle muhtemel bu sene yine enflasyonla mücadele edeceğimiz bir yıl olacak gibi görünüyor. Bu sene de mücadele inşallah seneye tek haneli rakamlara Sayın Bakan'ın açıkladığı gibi düşeriz. Ve ülkemizde rahat bir nefes almış olur diye düşünüyorum üstadım. Evet. Valla programın başından beri çok güzel bir ekonomi verilerini aktardınız. Tabii bu hafta Sayın Şükrü Üstadım'ın olmamayışı netice itibariyle bizim biraz programımızın daha çok ekonomik ağırlıklı gitmesine sebebiyet verdi. Ona buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haftaya inşallah beraber olacağız. Bu arada geçmiş haftalarda konumuz olan binek otomobillerin giderlerine ilişkin kısıtlama vardı. Üstad'la beraber bunu konuşacaktık ama geçen haftaki programımızda Mustafa Hocam'la birlikte buna zamanımız kalmadıydı. Biz de bu haftaya ertelemiştik. 2022'deki sistemle binek otomobillerin giderine ilişkin kısıtlamalarla binek otomobillerde bilindiği üzere ilişkine bakım onarım, yakıt, sigorta, otopark, köprü ve otoyol geçiş ve giderlerin %30'u vergi artıran tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede bu giderlerin %30'unu isabet eden KDV'de KDV kanunun 30'a D maddesi uyarınca indirecek KDV hesabından çıkarılarak kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmaktadır. 2022 yılında kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin gider yazılabilecek aylık kira bedeli 8.000 TL ve gider olarak indirim konusu yapabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı ise 200.000 TL'yi aşamayacaktır. Bu tutarları aşan kısım ve binek oto kiralamasına ilişkin 8.000 liralık aşan kısmı isabet eden KDV, kurumlar vergisi matrağının tespitine kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Şimdi burada Faruk Bey şöyle bir herhalde mantık var. Evet. Türkiye'de ithalatı kısmak isteyen bir ekonomi politikası var. Dolayısıyla yüksek tutarlı araçlar genelde ithal araçlar. Evet. Bunların kiralama tutarlarına baktığınızda da çok yüksek bedeller oluyor. Bedeller. Çünkü dövize de endeksli biliyorsunuz evet. Bunlar. Dolayısıyla yüksek tutardaki bu kira bedellerini doğrudan gider yazma şansı elde ediyordu işletmeler. Buna bir sınırlama geldi dediğiniz gibi. 100 liralık bir fatura geliyorsa eğer masaya bunun %30'unu kanunen kabul edilmeyen evet. Genel giderler. Bir tek burada neye bakıyoruz? Yasal bir sınır var. Gider evet. Yazılabilme sınırı bu evet. Sene için 8.000 liraya çıktı. 8.000 lira evet. Evet. Bir de araçlarla ilgili kısmımız var. 2022 yılındaki ÖTV ve KDV hariç
ilk iktisat bedeli 230 bin TL'yi veya vergilerin maliyet bedelinin eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisat edildiği hallerde 430 bin TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir diyor. O zaman bir örnek verirsek 1 milyonluk bir araba alsak. Evet Üstad. Ne kadarından faydalanacak? 430 bin lirasından. Öyle değil mi? Yani evet. Burada hem onun ÖTV, amortismanını ayırabilecek evet. ÖTV'li. Onu açtıktan sonraki kısmını gider yazamayacağız. Amortisman ayıranmış. Ama alımda bir engel yok. Bunu yok. Alabilirler. Alabilirler. Evet. Ama işte. Eskiden olduğu gibi bunun amortisman avantajından evet. faydalanarak gider yazma ve vergi masrafından düşme şansı artık zaten yok. Zaten aşan kısmına ilişkin ayrılacak zaten amortisman yani tutarı kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabilir diyor. Satıldığında da oluşacak karın kanunen kabul edilmeyen gider yazılan amortisman tutarı kadarlık kısmı geçici ve kurumlar vergisi beyannamesinden de indirim olarak dikkate alınmalıdır. Evet, zaten öbür türlüsü biraz haksızlık olur. Evet, yani işte. Alırken izin vermediği şeyi satarken de yok saymamalıydı evet. ki o da sattığınız zaman aradaki farkı diyor indirim olarak dikkate alabilirsiniz. Deniliyor. Evet. Evet üstadım. Şimdi tabii burada bir de sermaye ile ilgili bir takım bizim de piyasadan şu anda sürekli bir sermaye artış raporları hazırlıyoruz. Sermaye artışına ilişkin düzenlemeler var. Burada da bir teşvik vardı. İsterseniz bunu da bir hatırlatmakta fayda var. İşletmelerimizin nakit sermaye artışlarında bir avantaj var. Bu avantaj 2015'in Temmuz'undan beri şu anda uygulamada. Eğer sermayenizi nakit olarak artırıyorsanız bir hesaplama yöntemi belirledi burada Mali İdaresi. Dedi ki siz bu artırdığınız sermayeyi tescil ettirin ve bankaya paranızı yatırın. Yatırdığınız aydan itibaren tıpkı binek otomobillerde kısıt amortismanı mantığıyla o aydan itibaren bir faiz hesaplaması yapıyor. Evet, diyor işte. Ki Merkez Bankası'nın diyor reskont faizini al, onun yarısını al, hangi aya tekabül ediyorsa o ay kadar isabet eden kısmını gider yaz. Dolayısıyla eğer sermaye artışı yapacaksanız bu takdirde nakit artırmayı dikkate alın. Çünkü bunun herhangi bir kısıtlayıcı ömrü yok. Evet. Peki Hüseyin şöyle bir şeye konuya girmek istiyorum. Geçmiş yıl dönem karlarında kurumlar vergisine sermaye artışına ilave ederken geçmiş yıl zararlarını düştükten sonra kalan kısım için arttırılan sadece nakit kısmının evet. geçerliliği kılıyoruz. Aynen öyle. Yani evet. dolayısıyla iç kaynaklardan eğer bunu artırıyorsak evet. iç kaynaklar dediğimiz işte kar zarar varsa onu düştükten sonra artı kalan değeri de biz sermaye ilave etmek istiyoruz dediğimizde böyle bir avantaj yok. Bu avantajı ancak direkt. Nakit dağıtım yaptınız yani kar dağıtımı yaptınız. Evet. Ondan sonra tekrar sermaye artırmak istiyorsanız bu evet. avantajınız var. Burada aslında %10'a düştü biliyorsunuz temettüdeki stopaj oranı. Evet. Bu bir avantaj. Aralık ayındaki bu bence avantaj kullanılmalı. Evet, kullanılmalı. Kar dağıtmak kâr isteyen evet. işletmelerin %15'den %10'a indirildi. Evet, gayet işte. Makul seviyede bir orana düştü. O yüzden işte böyle kasadaki rakamlar, şişik olan rakamların artık görmeyeceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah. Dolayısıyla bu avantajın işletmelerde hatırda kalması açısından önemli olduğunu bir kez daha burada vurgulayalım. Bunu tabii hatırlarsanız burada Şükrü Üstad da dile getirmişti. Yurt dışından eğer ilave getiriyorsanız bu parayı bu oranlarda bir artış dikkate alındı. Evet, %50 olan bu oran %75'ler seviyesine çıktı ki önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Peki KDV tarafındaki devrimden bahsettik ama orada var mı bir gelen bilgi? Siz Ankara'daydınız 2 gündür. Vallahi üstadım daha orada o bilgiyi alamadık. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar Ankara'da olacağız. Almamız gereken bilgileri alırız. Önümüzdeki haftaki programımızda da seyircilerimize, izleyicilerimize aktarırız. Şimdi asıl benim en çok düşündüğüm olay ne biliyor musunuz üstadım? Biz katma değer vergisi beyannamesini hazırlarken biliyorsunuz işte %1 ile giriş yaptığınız KDV'yi %8 ile 18 ile satıyorsunuz. Ve bu hesaplamayı yaparken de ister istemez bir takım şeylere maruz kalıyor aksamalara. Bu arada sadece onunla bitmiyor. İnşaat sektöründe biliyorsunuz %18 ile alıyorsunuz %1 ile de satmış oluyorsunuz. Metrekare hesabına evet, göre çünkü orada bir hesaplama var. Göre. Doğru. İşte ben en çok sevindim bu hafta Sayın Bakan'ın KDV'de
ki bu indirim oranlarını eğer güzel bir ayarlama yapılır, güzel bir denge oturursa hem sektörün kendi içerisinde herkes KDV'sini nasıl, hangi şartlarda ödeyeceğini de netleştirmiş olur. Böylece de işlem tamamlanır. Evet. Evet, haftanın da sonuna geldik. Canlı yayın konumuzda Sayın Bülent Üstadım'la haftanın güzel ekonomik değerlendirmesini yaptık. Mali konularımıza değinmeye çalıştık. Tahmin ediyorum Sayın Yönetmenim programımızın bittiğini işaret ediyor. Haftaya görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar efendim.